önergeler üzerinde söz isteyen Aytu Atıcı, Mersin Milletvekili. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz 478 sayılı kanun tasarısının 73. maddesinin H fıkrasının 3. bendinde verdiğimiz önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Önergemiz ile bu maddenin madde metninden çıkarılmasını istiyoruz. Neden böyle bir istekte bulunuyoruz? İki sebepten dolayı. Bir, parlamentonun şerefini korumak için. Çok açık söylüyorum. Bu parlamentonun ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın onurunu korumak için bu madde derhal bu metinden çıkarılmalıdır. Bu partiler üstü bir yaklaşım olarak bu parlamentonun alması gereken bir karar olmalıdır. Çünkü hatırlarsanız daha önce bir iki gün önce bu kürsüden yaptığım konuşmada Sağlık Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu bir rehberde rehberi dayandırdığı maddenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini, ancak bu rehberi iptal edilen maddeye dayandıran Sağlık Bakanlığı'nın parantez içerisinde bu maddeyi biz bir torba kanun içerisinde aynen çıkaracağız diye ibare koymasını bu kürsüden dile getirmiş ve parlamentonun onurunun çiğnendiğini, Cumhurbaşkanı'nın onurunun çiğnendiğini söylemiştim. Şimdi o bahsettiğim maddeyi getiriyor işte bu madde arkadaşlar. O madde 47. maddede bildirilen alt maddeleri Sağlık Bakanlığı bürokratları ve Sağlık Bakanlığı biz bu iptal edilen maddeleri anayasaya rağmen bir torba yasa içerisinde aynen çıkaracağız demişti. Bu yüzden hepimiz kendi onurumuzu korumak adına bu maddeleri iptal etmeliyiz. Bakın, eğer hükümet olarak bu maddelerde ısrarınız varsa bir başka torba da getirebilirsiniz. O zaman çıkarız. Torbanın içerisinde bu maddelerin özüne bakarak muhalefet yaparız. Ama bugün yaptığımız muhalefet sadece ve de sadece bu maddeyle ilgili muhalefet değil. Parlamentonun onurunu korumak AKP'li, CHP'li, MHP'li, BDP'li herkesin görevidir. Bunu sizlere hatırlatıyorum. O yüzden bunu buradan çıkaralım. Daha sonra eğer uygun görürseniz ilk fırsatta yine getirelim. Bakın, bir tane sağlıkla ilgili bir kanun hazırlandı, 40 maddelik. Onun içerisine bunu koyarız. Yine istiyorsanız çıkarırsınız, biz muhalefet ederiz. Şimdi bakın, bu maddeler ne diyor? Bu işin onur boyutu. İşin içerik boyutuna gelince bu maddeyle diyor ki Sağlık Bakanlığı, ben anayasa iptal etmesine rağmen her türlü ama her türlü kişisel bilgilerinizi alırım. Halkımızın bütün kişisel verilerini toplarım. Bunları uygun gördüğüm kişilere de satarım. Bakın, bu kürsüden ben bunları konuşurken olmaz böyle şey diye ayağa kalkmıştı AKP'li milletvekili arkadaşlarım. Şimdi kimseden ses yok. Niye biliyor musunuz? Çünkü Çalışma Bakanı çıktı bir ulusal büyük bir televizyona, dedi ki evet ben bu bilgileri 72 milyon liraya sattım dedi. Hatta dedi ki bu bilgiler o kadar kıymetli ki 500 milyon liraya bile satabilirim ileride dedi. Bakın, bunlar hep televizyonlarda konuşulan şeyler. Ben buradan halkımıza sesleniyorum. Mahrem bilgilerinize parlamento ve Sağlık Bakanlığı sahip çıkmamaktadır. Lütfen siz sahip çıkın. Bakın, parlamento bir küçük manevra yaparak milletvekillerinin ve bakanların mahrem bilgilerinin satılmasını engellemiştir. Sizlerin milletvekili olarak ve bakanlar olarak mahrem bilgilerinizi satamıyorlar. Ama gariban vatandaşın her türlü mahrem bilgisini satıyorlar. Bu mahrem bilgiler cinsel yaşamdan alkol kullanımına kadar, kaç çocuk doğurduğundan hangi doğum kontrol yöntemini kullandığına kadar tek tek sayılabilir.
Bunları tek tek saymış Sağlık Bakanlığı zaten. Diyor ki ben yeni doğan çocuğun dinini sorgularım. Ben yeni doğan çocuğun evlilik içi mi, evlilik dışı mı olduğunu sorgularım. Ben insanların hangi cins alkolü kullandığını sorgularım. Bakın, alkolü sorgularım demiyor. Etil alkol neyin içine koyarsanız koyun zararlıdır. Ama hangi cins alkolü kullandığından Sağlık Bakanlığı'na ne kardeşim? O yüzden bu maddeyi bu iki sebepten dolayı reddetmelisiniz diyor. Teşekkür ediyorum.